19. asır Yahudilerin Avrupa'da uzun asırlar süründükten sonra iktisadi ve siyasi bir güç haline geldikleri bir asırdır. Sanayi inkılabıyla birlikte sanayinin birkaç sıkıntısı vardır. Birisi ham madde, birisi pazar, birisi de finans. Finans ihtiyacını Yahudiler karşılar oldular. O zamana kadar para altındı. Yahudiler Filistin'den sürüldükten sonra Roma toprakları dışında yaşamaya mecbur edildiler. Miladi 4. asrın ortalarında. Gittikleri yerlerde Hristiyan olduğu için küçük yerleşim bölgelerinde oturamadılar. İnsanlar birbirlerini küçük yerleşim bölgelerinde iyi tanırlar. Yahudiler Hazreti İsa'yı çarmıha gelmiş olmak töhmetiyle çıkarıldığı için Roma Hristiyanlığı kabul ettikten sonra gittikleri yerlerde de umumi bir nefrete muhatap olduklarından Roma toprakları dışında ve fakat büyük yerleşim bölgelerine, kozmopolitliğe, insanların birbirlerini fazla tanıyamadığı büyük şehirlere yerleştiler. Yahudinin yükselişinin iki temel amili vardır. Bu iki amil de Yahudinin kendi meziyetinden değil, düşmanlarının onlara biçtiği bu rolden doğmuştur. Birisi bu umumi nefret dolayısıyla büyük şehirlerde yerleşmeleridir. Büyük şehir, büyük tahsil ve büyük ticaret imkanı demektir. İkincisi, bölünmüş aileler olmalarından istifade ettiler. Bir Yahudi Berlin'e yerleştiyse bir akrabası Paris'e yerleşti, başka bir akrabası Londra'ya yerleşti. Bu bölünmüş ailelerden biraz sonra söyleyeceğim nasıl müstefid oldular. Bunlara tahtitler koydular. Bugün Almanya'da Alman olmayan bir adam bir iş yeri kuracağı zaman polisten geberbe diye bir müsaade alır. Bir Alman böyle bir müsaadeye muhtaç olmadan istediği yerde bakkal, çakkal, dükkanı açar. Yabancı açamaz. Bu Yahudilere konulmuş olan tahditten kalma bir kaidedir. Yahudi her işi yapamazdı. Müsaade etmiyorlardı. Yahudilere sadece eskicilik nevinden işler bıraktılar Avrupa'da. Ve hiçbir zaman Roma toprağı olmadığı için en fazla Rusya'ya yerleştiler. Bolşeviklik yıkılmadan evvel Rusya'da 6 milyon Yahudi vardı. Zannedilir ki en fazla Yahudi Amerika'dadır. Amerika'da bile Alman harbinden sonra gidenlerle 5 milyona zor yükselmişti. Dünyada takriben 20 milyon Yahudi vardır. Nüfusları artmaz. Nüfus artmamasının sebebi de hep büyük şehirlerde oturmasıdır. Her milletin nüfusunu artıran köylü unsurudur. Çünkü çocuğu yetiştirmeyi ciddiye almaz. Beslemeyi, büyütmeyi ciddiye almaz. Şehirdeki insan hesabidir. Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin sor kaç kardeşsin? 7 kardeş, 8 kardeşim der. Peki senin kaç çocuğun var? 1, 2. İstanbul'a gelince çocuk sayısı azalır. Şehirlileşen. Köyde hayat ucuzdur. Yol parası yoktur, su parası yoktur. Şehir hesabı iyileştirir insanları. Bu hesabı iyileşme nesil sahibi olmaya da tesir eder. Onun için dünyada takriben birkaç asırdan beri Yahudiler 20 milyonda sabittirler. Nüfusları artmamıştır.
Bu da aleyhlerine olan bir husustur. En fazla Rusya'daydı. Diğer memleketlerde de bu bölünmüş aileler eskicilikten antikacılığa geçtiler. Antikacılıktan sarraflığa geçtiler. Bunlar sarraflığa yükseldikleri hengamda sanayi inkılabı oldu Avrupa'da. Size söyledim, sanayinin dertlerinden biri de finanstır. Malını satamadığı zaman bir fabrikatör, imal ettiği malı satamadığı zaman işçiye ücret vermekte sıkıntıya düşer. O zaman krediye ihtiyacı olur. Yahudi bu kredi mekanizmasını elinde tuttu. Bu sarraflıktan bankerliğe geçti. O zamana kadar para altındı. Bir fabrikatörün işçisine malını satamadıktan, imal ettiği malı miktarı kafi satamayıp da işçi ücretini ödemekte sıkıntıya düştüğü zaman kredi ihtiyacı doğdu. Diyelim ki 1.000 lira altın para borç alacak. 1.000 lirayı bir hamal taşır, 1.000 altın. Onun için Yahudi buna pratik bir zeka ile bir çare buldu. Dedi ki sen bu 1.000 altını yüklenir de fabrikana gidersen suikaste uğrarsın. Kapkaççılar saldırır sana. Ben öyle yapmayayım. Her lira için sana bir makbuz vereyim. Bu benim makbuzumu ver işçilerine. Onlar da gelsin parayı teke tek benden alsın. 1 altın için kimse kimseye gasp yapıp öldürmeye kalkmaz. Bu banknot. Banknot denilen kağıt parayı Yahudi böyle icat etti. 1 lira 1 altını temsil etmek üzere icat edildi. Ama yavaş yavaş kasasında 1 milyon varsa 2 milyon makbuz kesti. 2 milyon varsa 12 milyon kesti. Şimdi 1 altın hiçbir milletin 1 lirası 1 altın değildir. Bu aradaki fark işte enflasyon böyle başlamıştır. Bunu da Yahudi cebine atmıştır. Bu şekilde finans imkanını elde edince diğer bir imkanıyla 19. asırda birleştirdi. Sanayi ikinci derdi ham maddeydi. Kendi memleketindeki ham maddeyi tüketen Batılılara İslam dünyasını ham madde kaynağı olarak ele geçirmeleri için bir saha olarak gösterdi, telkin etti. Size dedim ki büyük şehir, büyük tahsil ve büyük ticaret imkanıdır. Yahudi'ye devlet memuru olmaya müsaade etmiyorsun. Asker olmaya müsaade etmiyorsun. Ticarette bile tahdit ediyorsun. Ama tahsilde bir engel koymuyorsun. Yahudi ya okudu ya tüccar oldu. Okuyanlar filozof oldu. Siyaset ilmi okudu. Tarih ilmi okudu. Ve milletlerin siyasetlerine telkin eden müesseseler ele geçirdiler. İlk ele geçirdikleri müesseseden biri basındır. Umumi efkara hazırlar basın. Şimdi algı operasyonu diyorlar. Toplumu yönlendirmek için, hatta siyasileri yönlendirmek için basın bir silahtır. Şimdi siyasi güç oldular, iktisadi güç oldular. Birisi çıktı bu gücü devlet haline getirmek için bir nazariye ortaya attı. Bu Theodor Herzl'dir. 1880'lerde Viyana'da yayınlanan Neue Presse gazetesinin muhabiriydi. Bu Theodor Herzl bizim Filistin'e tekrar dönerek devlet olacak gücümüz var. O güce ulaştık. Ama biz bunu yapamayız. Gayri muharibiz. İşlerinde hiç asker yok. Başka milletlerin emperyalist iddialarını kullanarak ham madde ve pazar ihtiyaçlarıyla onları teşvik ederek İslam dünyasına saldırtırız. İslam dünyasını parçalarlar. Bize engel olan Osmanlı'yı
yıkar, küçük küçük devletler bizim baş edebileceğimiz devletler haline getirir. Bunun için Basel'de bir konferans topladı. 1887'de Basel'de bir konferans topladı. Dikkat edin, siyasi, içtimai, dini hareketlerde tarih boyunca bakarsanız liderin etrafına evvela fakirler toplanır. Zenginler yeni ve aykırı bir görüşe taraftar olmazlar baştan. Çünkü mevki içtimaiyeleri sarsılır diye düşünürler. Peygamberler de en evvel iltihak edenler kölelerdir. Kaybedecek bir şey yoktur. Elde ederse bir rahata kavuşur. İnsan gibi yaşar. Elde etmezse zaten kaybedecek bir şey yoktur. Ama zengin, itibarlı insanlar niye bu cehil peygambere karşı çıkmış? Aynıdır. Theodor Herzl'e de Yahudilerin fakirleri iltifat etti. Zenginleri rahatını bozmamak için bu işi fark ederler de bize zarar verirler diye ona katılmadı. O düşündü ki bir Fransız filozofu vardır. Takriben aynı asırda 19. asrın sonları 20. asrın başlarında. Horio. Bu Horio'nun bir müessese teorisi diye bir teorisi vardır. Müessese teorisinde Horio gayet isabetli olarak der ki bir müessesenin kurulması, bir sosyal davanın gerçekleşmesi üç şeye bakar. Üç unsur lazımdır. Birincisi müdür bir fikir. Fikri bir muhteva. Ortaya bir dava olarak atacaksın. İkincisi, bununla hemhal olmuş, buna inanmış bir kadro. Üçüncüsü, bu kadroyu iktidar yapacak maddi güç. Demek ki fikir, kadro ve para. Theodor Herzl parayı bulayım diye bir çare düşündü. Theodor Herzl gazeteci olduğu için her gazeteci biraz istihbaratçıdır. Çünkü haber kovalar. Bu arada sır da öğrenir. Şimdi sizin içinizden biriniz Türk olsanız, Almanya'da bir gazetede çalışan bir Türk olsanız, gazeteci olarak bu Almanya'da kaç tane Türk var, ne yapıyorlar, ne durumdadırlar incelersiniz. Bu tabii bir şeydir. İnsan kendi milletine bir yakınlık duyar. Theodor Herzl de Avrupa'daki Yahudileri incelemişti. İncelediği Yahudilerin içinde o zaman dünyanın en zengini Rothschild'i gördü. Rothschild'in tahkikatında bir takım gayrimeşru işler yaptığını tespit etti. Bakın, bir insanı satın almanın en ucuz bedeli onun günahlarıdır. Fethullah niye istihbarat ağı kurdu? Parayla ben de demediği adamların günahlarına, zaaflarına, kusurlarına vakıf olsun. Onu kullanarak bu adamları ya kendine bendetsin ya da muarız olmaktan kurtarsın tehditle. Aynı mantığı Theodor Herzl yürüttü. Zaten Fethullah anadan Yahudi, babadan Ermeni olduğu için ve onların güdümünde olduğu için bu metot benzerliğine de nazarı dikkatinizi celbederim. Fethullah'ın yaptığı da aynen Yahudilerin yaptığıdır. Theodor Herzl'in gayrimeşru işlerine dair bir kısım bilgileri Münih'te bir gazeteye ifşa etti. Sonra bu gazeteleri cebine koyarak Frankfurt'a geldi. Rothschild'in bugün merkezi Paris'tir. O gün Frankfurt'ta yaşıyordu. Hitler hadisesinden sonra Almanya'dan kaçmıştır. Dünyayı iktisadi bakımdan idare eden belli başlı ailelerden biridir Rothschild ailesi. Ona geldi. Rothschild herhangi bir teklifte bulunacak veya bir şikayette bulunacak insanlar için bir görüşme günü tertiplemişti. Bunu ben evvelce anlattım ama bu Lawrence'in
Filminin icatının kaynağı burasıdır. Buradan anlaşılması için özetle tekrarlamak istiyorum. Rothschild'in bürosuna geldi görüşmek için. O gün Rothschild belli adamı dinledikten sonra sekreter dedi ki patronun artık işi var. Geri kalanlar beklemesinler. Haftaya gelin. Theodor Herzl'in geri gitmeye niyeti yoktu. Theodor Herzl dedi ki ben ona dedi falan yerde yaptığı işten şimdi o yaptığı işi bilen ancak anlayacak bir iki anahtar kelime söyledi. Sizin biriniz İngiltere'de Savoy Oteli'nde gayrimeşru bir iş yapmış olsanız ben de size desem ki sizin Savoy Oteli'ndeki işiniz hakkında konuşacağım. Başkası bunun müsbet bir menfi mi olduğunu bilmez ama siz anlarsınız ki bu benim gizli bir işimi biliyor. Theodor Herzl katibe böyle bir sır söz söyledi. Katip Rothschild'e söyleyince hemen al o adamı içeri dedi. Bu şalom şalom selam şalomdur girdi içeriye. Sen ne diyorsun dedi bu kızdı. Anladı ki bir kanunsuz işini biliyor. Patron ben demiyorum dedi. Almanlar diyor senin haberin yok. Almanlar öğrendi bu işi dedi. Bak gazeteleri koydu önüne. Yalan dedi. Dedi ki bak dedi yalan değil. Bunlarda daha fazlası var dedi. Ben para verdim de bunları susturdum yazdırmadım dedi. Yalan halbuki. Halbuki bunları kendi verdi. Rothschild'in canı sıktı. Dedi ki bak dedi patron ben de Yahudiyim. Bir gün bu Almanlar senin ne yaptığını öğrenirler, seni asarlar dedi. O dedi ki, şimdi kurban olarak Rothschild'i seçmesinin bir sebebi de şuydu. Evvela burada bir parantez açıp size şunu söyleyeyim. Yahudiler ticarette gayrimeşru, meşru iş tanımazlar. Karaborsa onlar için meşrudur. Karaborsa'ya en müsait ticaret gıda ticaretidir. Faraza kumaşı pahalandırsa bir sene elbise yapmadan yaşayabilirsin eski elbise ama eti ekmeği pahalandırsa mecbur alacaksın. Onun için gıda sanayinin dünyada bir numara elleri hala bütün dünyada. Dünyada bütün margarin fabrikaları Yahudilerindir. Başkasının görülen fabrikalarda da Yahudi ortaktır. Gıda sanayinin birinci elleridir. Rothschild de dünyada gıda sanayinin birinci eliydi. Fakat Rothschild bir yanlış yaptı Herzl'e göre. Arjantin'de geniş araziler aldı ve Yahudileri oraya işçi olarak fakir Yahudileri taşıyordu. Theodor Herzl'in Rothschild'e kızma sebeplerinden birisi bu. Çünkü o Avrupa'daki Yahudiler Filistin'e taşımak istiyor. Bu ise Arjantin gibi daha uzağa götürüyor, güçleşir. O günün şartlarını düşünün, uçak yok. Bunun için onu kurban olarak seçti. O dedi ki benim dedi Arjantin'de milyonlarca dönüm yerim var. Öyle bir şey olursa kaçarım Arjantin'e. Ama Alman hükümeti seni Arjantin hükümetinden isterse mecburi verir dedi. Mecburi verir. Eğer bizim bir kendimizin bir devleti olsa sen oraya kaçsan Alman seni istese vermez. Çünkü o da Yahudidir. Bunun ikisinin de misali var. İkisinin de misali var. Bak. Birincisi 1986'ydı zannederim. Arjantin Falkland adasını işgal etti. Falkland adaları bir İngiliz sömürgesidir. Arjantin ile İngiltere arasında harp çıktı. Ben o zaman İngiltere'de yaşıyordum. İngiliz hükümeti Almanya'ya dedi ki sen Arjantin'e gemi inşa ediyorsun. Bremen tezgahlarında 4 tane Arjantin'in gemi siparişi vardı. Bunları iptal et. Alman hükümeti dedi ki bu harp o kadar sürmez. Ben bu gemileri 2 sene sonra teslim edeceğim.
Eğer harp bitmezse vermem. Hayır, iptal edeceksin dedi. Almanya, Arjantin'in bu siparişini iptal etti. Herzl doğru söylemiş. Başka bir devlet bir yabancı için sıkıntıya girmez. Teslim eder, kurtulur. Bu vergi kaçakçılığı yaptı dese al der. Aksine şimdi uzatmayayım diye söylemiyorum. Bugün İsrail'e kaçan da var. İstenildiği halde vermiyor. Fethullah da İsrail davetiye çıkardı. Duymuşsunuzdur. Sıkıntıdaysan gel buraya diye. Vermez Türkiye istese de. Siyasi suç da olsa. İade-i mücrimin anlaşması vardır. İsrail ile Türkiye arasında iade-i mücrimin anlaşması yok. Suçluları karşılıklı birbirlerine sığındığı zaman iade bir anlaşmaya dayanır. Kanada'da yok. Onun için ya Kanada'ya ya İsrail'e gidecek diye bir şey çıktı ya, sebep budur. İsrail vermiyor, böyle vakalar var, anlatmayayım. Netice itibariyle Herzl ne yapmak lazım dedi, bizim nasıl devletimiz olacak? Dedi ki Türkiye çok borçlandı. Bu da Kırım Harbi ile başladı. O borçlanmanın da altında yatan siyasi sebepleri anlatırsam uzun gider. Lawrence'e vakit kalmaz. Onun için o borçlanma dolayısıyla Sultan Abdülhamit tahta geçtiği zaman 300 milyon altın borcumuz vardı. Tahttan inerken bu 30 milyona indi. Onda 9'unu ödedi. Onda 9'unu 30 milyon. İttihatçılar 10 senede 400 milyon altın borçlandı. Altın lira. Bir ibret tablosudur bu. Türklerin dışarıya çok borcu var. Biz senin bu borcunu ödeyelim. Bize müsaade et. O zaman Rusya'da Yahudiler çok kötü vaziyette, sıkıntıda, bu sıkıntı sebebiyle Yahudiler müessir olarak Rusya'da komünizmi galip getirdiler. O da ayrı bir problemdir. Rusya'da sıkıntıda olan Yahudilere Filistin'de yerleşme müsaadesi mukabilinde biz Türkiye'nin borçlarını ödeyelim. Sultan bunu kabul eder mi? Tabii ben gitsem Türkiye'ye bir gazeteciyim, beni kabul etmez. Ama sen dünyada en büyük ekonomik güce sahip bir patronsun. Beni mümessilin olarak tayin et. Ben senin namına Türkiye'ye gideyim. Bir gazete basın toplantısı yapayım. Ben Rothschild namına Türkiye'de yatırım yapmaya geldim. Fabrikalar kuracağız, Türkiye'yi kalkındıracağız diyeyim. Sultan da ne kuracaksın diye beni çağırır, konuşur. Bu şekilde anlaştılar. Theodor Herzl Türkiye'ye geldi. Abdülhamit'le görüştü. Biz sizin dış borçlarınızı ödeyelim. İstediğimiz şey ondan sonra yatırımı düşünürüz. Yatırım yemdi, yem. Balık oltasındaki yem. Ondan sonra bu borçları ödeme mukabilinde Rusya'da sıkıntıda olan Yahudilere Filistin'e yerleşme müsaadesi ver. Abdülhamit celallendi. Ecdadımın kan dökerek aldığı toprakları siz benden parayla mı satın almak istiyorsun? Bu çıpıtı kovdu. Yahudi'yi kovdu. Sulh ve müsalemet yoluyla bu şekilde bir hazırlık safhası idrak etmek isteyen Yahudi başarılı olamayınca Abdülhamid aleyhine bir propaganda faaliyetini tahrik etti. Evvela Ermenilere el attı. Dünya basınında Ermenileri destekledi. O zaman tek gaile dahilde Ermeni meselesiydi. Sultan Hamid'e Kızıl Sultan lakabını takan bir Ermenidir. Lakin bunu dünyada hatta Türkiye'de yaygınlaştıran Yahudi propagandasıdır. Yahudiler hatta Debaya'nın iddiasına göre bir Ermenidir bu. İlk Ermeni isyanı Zeytun'dadır. Maraş'ın bir kasabası Zeytun.
Oradaki isyanı yapanlar da saf Ermeniler değil, Ermenileşmiş Yahudilerdir. Ben kitabımda anlattım bunu. Pakraduniler denilen Ermenileşmiş, nasıl Türkleşmiş Yahudiler var. Türkiye'de takriben 100 bin civarında İstanbul'da yaşarlar, dönmeler var. Aynen Ermeniler içinde de Ermenileşmiş Yahudiler var. Aşağıda başka bir kitabı ararken elime geldi. Kürtleşmiş Yahudiler de var. O da onlar hakkında bir kitap. Yahudi her yerde Almanlaşan var, Fransızlaşan var ama Yahudiliğini unutmamak şartıyla. Zahirde bakarsın Alman zannedersin, Arap zannedersin, Fransız zannedersin. O bir maskedir. Altında Yahudiliğini muhafaza eder. Şimdi uzun anlatıyorum gibi görüyor ama işin mantığını kavramanız için buna mecburum. Yani bana göre ben gene hulasa ediyorum. Size göre uzun olabilir, sabredin. Mıncıklara 40 tane mesele anlatacağına bir taneyi doğru anlatalım. Evet, İttihat Terakki'yi kurdurdular. Bir devlet düşünün, siyasi iktidara talip bir parti kuruluyor. Merkez-i Umumi ise hükümet merkezinde değil, Selanik'te. İttihat Terakki'nin Merkez-i Umumi ise Selanik. Çünkü daha 2. Bayezid zamanında İspanya'da macir edilen Yahudileri Osmanlı Selanik'e yerleşmiş. Bu bile İttihat Terakki'nin Yahudi kucağına oturan bir siyasi parti olduğunu gösterir. Kaldı ki bunun çok delili var. Theodor Herzl'ler hadi dışarıdan, içeriden yerli Yahudilerden Emanuel Karası var, Metir Salem var, akıl hocaları. Bu parti Abdülhamid'i devirdi Yahudi desteğiyle. Daha garibini size söyleyeyim burada gene bir cümleyle. Berai malumat. İstemiyorum fazla dallandırmayı. 1905'tedir galiba Paris'te İttihat Terakki'nin bir kongresi var. İttihat Terakki mensupları karar aldılar ki Avrupa devletlerine müracaat edelim, Abdülhamid'e baskı yapsın, Yahudilere devlet versin, yer versin. Ermenilere vatan olacak bir toprak versin. Şu vatan kurtaran aslanlara bak. Şuna bak. Elin gavuruna toprak verip devlet yaptırmak için kendi padişahına baskı yapsın diye Avrupa devletlerine müracaat ediyorlar. Böyle ihanetlerle Abdülhamid devrildi. İttihat Terakki'de 10 sene içinde bitirdi bu işi. Nasıl bitirdi? Harbi umumiye Yahudi bizi soktu. Çok rengi noktalarını söylüyorum. Bir tek sualle bu hafta savmamak için. Yahudi, söyledim size, her devletin entelijansına, istihbaratına hakim, siyasetine hakim, basınına hakim bir durumdaydı. Osmanlı'yı harbe sokarak Osmanlı topraklarını parçalarlarsa kurulacak küçük küçük devletlerle mücadele ederek İsrail'i kurabilirler. Bunun için ortaya çıkan Birinci Cihan Harbi'ne Alman görünen bir Yahudi Osmanlı'yı soktu. İyi dikkat edin. Günün birinde düşmandan kaçan iki Alman zırhlısı Goben ve Breslau kasten Çanakkale boğazından içeriye girdi. Muarızları dedi ki, müttefikler dedi ki, sen gayri muharipsin. Yani tarafsız Osmanlı, harp yeni başlamış. Bu tarafsızlığa aykırı bir iştir. Bu gemileri çıkar, iade et bize. Osmanlı Yahudi güdümündeki kadro, İttihat Terakki kadrosu, biz bu gemileri satın aldık, bizim oldu dedi. İyi oldu da değiştir personelini. Amiral Schusson bir Alman Yahudisidir. Filo kumandanıdır.
Şapkalarınızı denize atın, başınıza birer fas koyun. Alman bayrağını da indirin bu gemilerden, buraya bir Türk bayrağı çekin. Aha, gemiler bizim oldu. Borcumuzu sonra vadeli ödeyeceğiz Almanya'ya. Amiral Schusson bir iki gün sonra dedi ki, askerin canı sıkılıyor bu Marmara Denizi'nde. Bir Karadeniz'e doğru açılalım. Karadeniz'e açıldı, Rus nakliye gemisini tecavüz etti. Osmanlı bayrağı altında, Osmanlı fesi kafasında Alman askerleri Türkiye'yi birinci an harbine soktu. Harp içindeki ihanetleri anlatsam o daha büyük facia. Bir Yahudinin emri vakisiyle Osmanlı hazırlıksız Balkan Harbi'nden çıkmış. Ondan evvel Trablusgarp Harbi'ni yapmış olan Osmanlı harbe girdi. Ve mağlup olacak tarafta girdi. Yahudinin tuttuğu tarafta değil ya, o günün süper gücü İngiltere'ydi. İngiltere aleyhine girdi. İngilizlere de Musul petrolünü gösterdiler. İslam dünyasındaki ham maddeyi yem olarak gösterdiler. Senin sanayide ileriye gittin, buna ihtiyacın var diyerek Osmanlı karşısında harbi onlar da canına minnet buldular. Harp içindeki ihanetler neticesinde de Osmanlı topraklarını 30'a 40'a böldüler. Osmanlı topraklarından 40'a yakın devlet çıktı. Ve hudutları cetvelle çizdiler. Haritaya bakarsanız görürsünüz. Suriye, Irak hududu, Ürdün hududu, Suudi Arabistan hududu cetvelle çizilmiştir. Suudi Arabistan'a geniş yer verdiler çünkü 7-8 milyon bir tehlike değil. Eğer Suudi Arabistan'ın 30-40 milyon nüfus olsaydı Suudi Arabistan'da 3 devlet yaparlardı. Nüfus yok, arazi çöl. Böylece bu işi nasıl becerdiler? Bu işi becermek için İttihatçılara Türkçülük yaptırdılar, Araplara Arapçılık yaptırdılar. Arap nasyonalizmini başlatan İngiliz entelijansıdır.